sürprizi kesinlikle bekliyordum dostum. Bu Keva'nın 40. doğum günü partisinden. Sabahtan akşama kadar böyleydi. Parti olsa da olmasa da. Bölge sakinleri 42 yaşındaki Kevin Boyd'un öldürülmesiyle sarsıldı. O kadar sert bir darbe almıştı ki kafatasına siyah boya bulaşmıştı. Ölüm sebebi birden fazla bıçak yarası. Bunu kimin yaptığını gördüğünde ne düşündüğünü hayal bile edemiyorum. Ona vurmadan önce bunu neden yaptığımı sordu. Hiç böyle bir anne oğul ilişkisi görmemiştim. Daha kötü bir şey yapabilecek bir anne düşünemiyorum. Annesi onu babasına karşı dolduruyordu. Bu bir çocuğun aklını karıştırır mı? Tabii ki karıştırır. Lake Orion, Michigan. 6 Ağustos 1994. Ben 12 yaşındayken Kevin'in yanında çalışmaya başladım. O gün parti kiralama dükkanında Kevin için çalışmam gerekiyordu. Kevin'in saat 9 gibi orada olması gerekiyordu ama Kevin gelmedi. Herkes bunun Kevin'lik olmadığını düşündü. Çok dakik biriydi. Zamanında gelirdi. Biz de ev telefonunu aradık. Telesekreter de yoktu. Bu biraz garipti. Sonunda babamın arabasına bindim ve Kevin'in dairesine gittim. Kapıyı açmaya çalıştım. Ama şansıma kilitliydi. Çünkü kilitli olmasaydı onu kapının hemen önünde yerde bulacaktım. Paint Creek Village apartman kompleksi, sakinlerinin kendilerini güvende hissettiği sessiz ve manzaralı bir yer. Suç mahalli bandı bulmayı bekleyeceğiniz türden bir yer değil. 6 Ağustos'ta departmandan Orion Gölü köyüne müdahale etmemi isteyen bir telefon aldım. Merkezi göl olan bir tür tatil beldesi, suç oranının nispeten düşük olduğu bir bölge. Aslında genel olarak etrafa bir göz atmak için. Yani burayı yağmalamak için bir çaba sarf edilmişti. Orada bir tür soygun olmuş ya da soygun gibi gösterilmeye çalışılmış. Mücevherler kayıptı. Telefon telesekreterinin olduğu yerde bir boşluk olduğunu fark ettik. Ve bunun garip bir şey olduğunu düşündüm. Yüzüstü yatan bir ceset olduğunu gördüm. Birkaç kez bıçaklandığını da fark ettim. Bu çok vahşiceydi. Olay yerinde çok fazla kan vardı. Bıçak yaralarının sayısı, sırtında, göğsünde, karnında, yüzünde. Bunun bir öfke cinayeti olduğunun kanıtıydı. Alnında geniş yaralar vardı. Bu da bir tür metal cisim kullanılmış olabileceğini gösteriyordu. Kafasına o kadar sert bir darbe almıştı ki kafası yarılmıştı ve kafatasında otopsi fotoğraflarında görebileceğiniz siyah bir boya izi vardı. Bunu her kim yaptıysa Kevin'den nefret ediyordu. Kevin Boyd zamanı konusunda cömertti, parası konusunda cömertti. İki işi vardı, mütevazı bir dairede 16 yaşındaki oğlu Kevin Boyd Jr.'la birlikte yaşıyordu. Kevin Jr. babasıyla yaşıyordu, biz de onunla konuştuk. Babasına Leaper'da kız arkadaşının karavanında olacağını ve sabah orada kanepede uyuyacağını söylemişti. Sonra da bize babasının cuma geceleri ne yaptığını anlattı. Oturup televizyon izlemek, bir kutu bira açmak ve sandalyede uyuyakalmak onun alışkanlığıymış. Kevin Jr. çok üzgündü. Posta kutusunu tekmeleyip duruyordu. Eşyaları tekmeliyordu. Çok öfkeliydi. Dedim ki bu gerçek mi yoksa sadece rol mü yapıyor? Cinayetin işlendiği gün küçük Kevin bana onunla öğle yemeği yemek isteyip istemediğini sordu. Ben de elbette dedim. Babasının 2 milyon dolarlık işini nasıl idare edeceğini bilmediğinden bahsediyordu.
O gün babasının öldürüldüğünü düşündüğünüzde bunun garip olduğunu düşündüm. Bölge sakinleri 42 yaşındaki Kevin Boyd'un öldürülmesiyle sarsıldı. Boyd, cumartesi sabahı evinin oturma odasında birden fazla bıçak yarası nedeniyle ölü bulundu. Kardeşimin bir arkadaşı beni aradı ve kardeşin öldürüldü dedi. O an aklımı almadı. Televizyonda gördüğünüzden daha kötü. İçeri girdiğimde kanlı el izlerini görebiliyordunuz. Kaçarak kapıya ulaşmaya çalışıyormuş. Bunu görmek harika. 30 yıldır görmemiştim. Tars konusunda hiç endişelenmezdi. Çok neşeliydi. Herkes onu severdi. Partilere bayılırdı. İnsanların arasında olmayı severdi. İnsanları severdi. Kevin Lynn'le muhtemelen 20'li yaşlarında tanışmış ve evlenmeye karar vermeleri bir yıl ya da daha fazla sürmüş olmalı. Sonra burada Lake Orion'da bir ev inşa etmeye karar verdiler. İşte o zaman Kevin bir iş yeri açmaya karar verdi. Bir ekipman kiralama dükkanı. Aletler, bahçe aletleri. Sonra iş büyüdü, büyüdü ve ikinci bir iş açmaya karar verdi. Parti ekipmanı kiralayan bir mağaza. Sonra Kevin Jr. dünyaya geldi. Kardeşim kendinden geçmişti. Hayatında küçük Kevin'dan daha önemli kimse yoktu. Bunu size garanti edebilirim. Çocuğu artık tüm dünyası haline gelmişti. Boşanmaya karar verdiklerinde Kevin 11 yaşındaydı. Mahkeme sistemi tabii ki çocuğun annesiyle kalmasını öngörüyordu. Bu yüzden küçük Kevin Lynn'le yaşadı. Lynn'in anneliğe en uzak kişi olduğuna inanıyorum. Ona göre değildi. Bana verdiler ve bakmak zorundayım tavırlarındaydı. Lynn evi aldı çünkü çocuk ondaydı. Bu da kardeşim için zor olmalıydı. Bir apartman dairesine taşındı ama apartman dairesi ve ev birbirinden çok uzak değildi. Bu yüzden kardeşim Kevin'i oldukça sık görüyordu. Benim de görebildiğim kadarıyla bana hiçbir zaman bir çocuk istiyormuş gibi gelmedi. Onu bırakmaya gelirdi ve annem de ona bakardı. Annemle konuşmaya başlardı ve Kevin'i tamamen görmezden gelirdi. Sonra hoşça kal bile demezdi. Ona onu sevdiğini ya da buna benzer bir şey söylediğini hiç görmedim. Kevin Boyd Sr.'ın öldürülmesinden bir gün sonra. Lake Orion'da cinayet işlenmez. Tanınmış bir iş adamının ölü bulunduğunu ve 21 kez bıçaklandığını duyduğunuzda tabii ki herkes diken üstündeydi. Akraba ve çalışanlar Lake Orion'daki kiralama mağazasında işlerin yürümesi için çabalıyor. Ancak mağazanın uzun süredir sahibi olan Kevin Boyd'un öldürülmesiyle hepsi şaşkına döndü. Daireye zorla girildiğini fark etmedik. Bu yüzden içeri giren her kimse onun izniyle girdiğini düşündük. Bunu her kim yaptıysa kurbanın kim olduğunu biliyordu. Hedefini belirlemişti. Bunu kim yapabilirdi? Herkes onu severdi. Önce soruşturma her zaman olduğu gibi ona en yakın kişilerden başlar. Ve dışarıya doğru ilerlersiniz. Bunun parayla ilgili olabileceğinden şüphelendik. Ve Dan Lucarelli'nin adı ortaya çıktı. Dükkanda Kevin'in işletme müdürüydü. Herkes ona Guido derdi. Bana Guido'yu hiç düşünüp düşünmediğim soruldu. Ortağı olarak işlerin nasıl gittiğini, iyi mi kötü mü olduğunu hiç bilmiyorum. Kevin Jr. Dan Lucarelli'den bahsetti.
İtalyan olduğu için mafyadan olabileceğini düşündüğünü söyledi. Belki bir suikast ya da onun gibi bir şey. Ve bu genç bebek yüzlü çocuğun böyle bir şey söyleyebileceğine inanmak zordu. Lin'le de konuştuk ve o da Don Lucarelli'den bahsetti. Polise hemen onu araştırmaların gerektiğini söylüyordu. Beni yalan makinesine çağırdılar. Saklayacak bir şeyim yok dedim. Cinayet zamanıyla yalan makinesi zamanı arasındaki süre bir ömür gibi gelmişti. Yalan makinesi testine girmeye gittim. Beni bağladılar ve konuştular. Bir sürü soru sordular. Orada oturmuş iğneyi izliyordum. Her şeyi bitirdiğimde başarıyla geçtin dediler. Bay Lucarelli ile görüştüğümüzde oldukça rahattım. Onun bu işe karışmadığı konusunda hepimiz emindik. Bu hiç mantıklı değildi çünkü her iki işletme de mali sıkıntı içindeydi. Aslında Kevin'in ölümü Bay Lucarelli'ye hayatta olmasından daha fazla zarar verdi. Lin beni Guido olarak tanıyordu. Sanırım beni işaret edip ben olmalıyım diyen oydu. Kevin'in öldürüldüğü gün Lin tekrar dükkana geldi. Ve Kevin'in ona her hafta ödediği boşanma tazminatını istedi. Ve eski kocanızın yeni öldüğünü bilen birinin bunu düşünmesini çok garip buldum. İlginçti. Polis bana Kevin'a gerçekten zarar vermek isteyecek kim olabilir diye sordu. İçgüdülerim Lin'i işaret ediyordu. Kevin Lloyd Senior'ın cinayetinden 19 yıl öncesi. Lin'le ilk kez Kevin onu eve getirdiğinde tanışmıştım. O Kevin'dan tamamen farklıydı. Kevin şamatacıydı, gülüyordu, şakalaşıyordu. Lin ise bir köşede oturmuş, olanları izliyordu. Sanki onu tanımıyormuşsunuz gibiydi. Biraz mesafeliydi ve bugüne kadar size onun hakkında pek bir şey söyleyemem. Kimsenin de söyleyebileceğini sanmam. Sırtında gitarıyla sokakta yürüyen bir çiçek çocuk. Onun hakkındaki izlenimim bu. Mutlu bir insan değildi. Her zaman asık suratlıydı. Hayat dolu değildi. Hayattan bıkmış gibiydi. Kevin evliliğinde mutlu görünüyordu. Bence onu gerçekten seviyordu. Bildiğim kadarıyla Lin, Kevin'le evli olduğu süre boyunca hiç çalışmadı. Kevin sabahtan akşama kadar çalıştığı için onun yaşam tarzını sürdürmek zorunda hissediyordu. Bunun onu rahatsız ettiğini hiç sanmıyorum. Kevin Singer'ın cinayetinden 5 yıl öncesi. Küçük Kevin'dan Noel arifesinde annesiyle ilgili bir mektup aldım. Babası ağacın yanındaymış. Ağaca süsler takıyormuş. Veli'nin birden ortaya çıkıp boşanmak istiyorum demiş. Ve babasının ona bakıp ama Lin bugün Noel arifesi dediğini hatırladığını söylüyor. Bu onda şok etkisi yaratmış. Çok üzülmüş. Kalbinin kırıldığını söyleyebilirim. Kevin'in daha sonrasına kadar hiçbir fikri yoktu. Ama kabul edelim, yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Evlilik danışmanlığı onu doğru yola getirmeyecek. Alışılmadık derecede yakındılar. İnsanların çocuklarıyla yakın olduğunu biliyorum ama bu farklı bir seviyeydi. Sanırım pek düşkün biriydi. Tüm dünyada sahip olduğu tek şey oğluydu. Biri diğeri olmadan hiçbir şey yapmazdı. Konuşmaları bizden uzakta olurdu. Her zaman gizli davranırlardı.
Evde para konusunda çok gerginlik vardı. Belki biraz paranoyaktı. Eğer Kevin, küçük Kevin'i kendisi geri alabilirse artık para ödemek zorunda kalmayacaktı. Kevin Jr. nafakayla geçimini sağlıyordu ve bu da onunla Kevin arasındaki yakınlığa katkıda bulunmuş olabilir. Boşanma anlaşması sırasında Lynn evi aldı. Çok uzun bir süre sonra ev onda kalmadı. Sattı mı yoksa kaybetti mi bilmiyorum. Kevin Sr. Orion'daki dükkanına gelir, çek defterini açar ve maaş bordrosunu yapardı. Ne zaman arkamı dönsem tek görebildiğim eski karısına çek yazdığı oluyordu. Lynn, Kevin'in işlerinden birini alamadığı için üzgündü. Onlardan birini hak ettiğini düşünüyordu. Kevin Sr.'ın ölümünden bir hafta sonrası. Kevin'i gömdüğümüz gün, küçük Kevin ve Lynn cenaze törenine bile gelmedi. Daha sonra öğrendim ki o gün ilçe kayıtlarında kiralık dükkanın mülkiyetini Lynn'in adına almaya çalışıyorlarmış. Lynn'in cinayetinden sonraki günlerdeki davranışları emniyet güçlerinin dikkatini çekti. Lynn hemen o işe girdi, işleri yürütmeye ve para kazanmaya başladı. Kısa bir süre sonra da mağaza müdürü Don Lucarelli işi bırakıp gitti. Bu bana orada bir şeyler olduğunu söylüyor açıkçası. Ayrıldım çünkü bu durumda olmaktan rahatsızlık duyuyordum. Para kazanmak için ekipman satıyordu. Yavaş yavaş tasfiye ediyordu. Lynn Boyd bu işleri hemen devraldı. Hiç yas tutmadı. Ne bir hafta, ne bir gün, ne de bir saat, ne de bir dakika bile. Lynn'in yaptığı her şey daha fazla şüphe uyandırdı. Daha fazla şüphe, daha fazla şüphe. Zaman ilerledikçe Lynn'den daha çok şüphelenmeye başlamıştık. O noktada onunla tekrar görüştük. Lynn bize bütün akşam kız arkadaşıyla birlikte olduğunu söyledi. Özellikle birkaç film kiralamışlar. Sabah 9'a kadar yatakta kalmışlar. Kız arkadaşıyla konuştuk ve o da böyle olduğunu doğruladı. O zamanlar şüphelendik ancak çok daha ileri gidecek kadar yeterli bilgiye sahip değildik. Olay yerine çağrıldığımda telefon telesekreterinin olduğu yerde bir boşluk olduğunu fark ettik. Telesekreter bir kamyonetin arkasında bulundu. Onu bulduğumuzda kaset kayıptı. Lynn'in kız arkadaşı Julie ile birlikte yaşadığı Ferndale'deki evde bir çöp karıştırma işi yaptık. Kevin Sr.'ın telesekreterine sığabilecek bir kaseti bulduk ancak içindeki kaset de kayıptı. Bu da bizi kaseti çıkardıklarına, kasetten kurtulduklarına inandırdı. Çünkü kasette soruşturmamıza yardımcı olacak bir mesaj vardı. Onları takip ettiğimi söylemeliyim. Lynn ve Julie'yi takip ettim çünkü cevap alamıyordum. Kevin'in dükkanına giderdim. Parties to Go'ya gittim. Gecenin her saati oradaydılar. Hiç içime sinmedi. Merak edip durdum. Nasıl kaçabildiler? Kevin Boyd Sr.'ın öldürülmesinden 3 ay sonra. Zaman geçtikçe iş başarısız oluyordu. Batmaya doğru gidiyordu. Küçük küçük parçalar topluyorduk ama Kasım ayında Şükran gününe kadar sadece tesadüfi şeylerdi bunlar. Lynn'in tanığı Julie Grain konuştu ve cinayetin işlendiği geceye dair, bakın yalan söyledim, o gece benimle değildi dedi. Kevin Sr.'ın öldürülmesinden 4 ay sonra. Kız arkadaşı Julie bizimle konuştu. Bize karşı tamamen dürüst olmadığını açıklamak istedi. Lynn'in cinayet gecesi evde olmadığını söyledi. Ferndale'deki evden saat 11 civarında ayrılmış ve sabah saat 3 ya da 4'e kadar dönmemiş.
Yaptığımız anlaşmaya göre bize karşı dürüst oldu. Ve mazeret konusunda yalan söylemekten başka bir şeye karışmadığı sürece onu suçlayamayacaktık. Lake Orion polisine göre Boyd başından beri işbirliği yapmıyordu. Ancak Lynn Boyd'un en yakın arkadaşı polisin olayı çözmesine yardım etmiş olabilir. Konuşmamın nedeni intihara çok meyilli olmamdı. Ve ya beynimi uçuracaktım ya da konuşacaktım. Pazar günü öğleden sonraydı. Lynn polis departmanını aradı ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis oraya gitti ve Lynn Kevin Senior'ı öldürdüğümü itiraf etmek istiyorum dedi. O gece çavuş Miles beni aradı ve mutlu Noeller dedi. Bu bizim küçük şifremiz gibiydi. Başından beri bildiğiniz ama merak ettiğiniz bir şeyin sonu. Onları yakalayacaklar mı? Lynn'le röportaj yaparken bunu yapmanın kız arkadaşının fikri olduğunu ve aslında buna katılmak istemediğini ama yine de katıldığını söyledi. Buraya gelip ne derse desin, bunu benimle birlikte yaptı. Bunu gerçekten yapmak istemedim ama o yapmak istedi. Julie Gray'in tehlikeli bir kadın. Kız arkadaşı Julie'nin bizimle konuşmaya gelerek kendisini alaşağı ettiğini düşündü. Bu yüzden kız arkadaşını aşağı çekiyordu. İlginç bir durumdu. Konuşmaya başladı ve bazı şeyleri yaptığını kabul etmek için yeterince şey yaptı ama tam sorumluluk almadı. Elimde bir beyzbol sopası vardı ve Julie ona vurmam için beni cesaretlendirdi. Ve ben de beyzbol sopasıyla ona vurdum. Ona vurmadan önce bunu neden yapıyorsun dedi. Lynn'e silahların ne olduğu sorulduğunda bıçağı tarif etmiş ve ayrıca siyah alüminyum bir beyzbol sopası olduğunu belirtmiştir. Daha sonra Julie'nin ne yaptığını anlatırken sonra çocuk şöyle yaptı dedi. O zamanlar ikimizin de kötü giden ilişkileri vardı ve birdenbire o zaman bu gece yapalım dedi. Bu hemen göze çarptı ve müfettişlerin dikkatini çekti. Lynn'in Kevin'in adını kız arkadaşının adıyla değiştirdiğinden şüpheleniyorduk. Küçük Kevin'i korumaya çalışıyordu. Oğlum masum. Ve Julie Gray'nin buraya geldiğini ve ne söylediğini biliyorum. Ama beni taciz ediyor. Oğlumun bu olayla hiçbir ilgisi yok. Tamam. Lynn'le görüştüğümüzde oğlu Kevin'i korumaya çalıştığı açıkça görülüyordu. Gerçekler konusunda çok iyiydi ama olayda Kevin değil de kız arkadaşı varmış gibi göstermeye çalıştı. Küçük Kevin'la ilk konuştuğumuzda en büyük sorunumuz şuydu. Kevin o sırada sadece 16 yaşındaydı ve annesinin onunla konuşmamız için izin vermesi gerekiyordu. Kevin annesini odasında istemiyordu. Bu yüzden kapıyı açık bırakmaya karar verdik. Ve anne kapının hemen dışında oturuyordu ama Kevin onu göremiyordu. Ve röportajın bir noktasında Lynn ayağa kalktı. Oğlumu babasını öldürmekle mi suçluyorsunuz dedi. Ve biz de sadece soru sorduğumuzu söyledik. O noktada görüşmenin bittiğini söyledi. Kevin ve annesi arasındaki ilişki gerçekten sağlıklı bir ilişki miydi bilmiyorum. Lynn çocuk istemiyordu ve bunu çok açık bir şekilde ifade etmişti ama Kevin de çocukları çok sevdiğini açık bir şekilde ifade etmişti. Bir düzine çocuğu olabilirdi ve sanırım Lynn sonunda bir tane yapmaya karar verdi. Kevin de hiç yoktan iyidir dedi. Küçük Kevin benden 2 ya da 3 yaş büyüktü. Çok yakın büyüdük. Her zaman birlikteydik. Kendini diğer insanlardan hep üstün görüyordu. Çocukken agresifti. Elimizdeki aile fotoğraflarında yüzü her zaman asıktı. Bilirsiniz, genel olarak deli fişek diyebiliriz.
Boşanma gerçekleştiğinde küçük Kevin 11 yaşlarındaydı ve tabii ki Kevin'in ilk düşüncesi küçük Kevin'i ne sıklıkla göreceğiydi. Ana endişesi buydu. Küçük Kevin'in sadece Lynn gözetiminde olmasından endişe duyuyordu. Kevin'i disipline ettiğini hiç görmedim. Annelik becerileri beni şoke etmişti. Çünkü o vahşi bir çocuk gibiydi. Küçük Kevin'in Lynn'le oldukça özgür olduğunu düşünüyorum. Lynn'in onun nerede olduğunu ya da ne yaptığını takip ettiğini hiç sanmıyorum. Daha sonra bana çok garip şeyler olduğunu, annesi ve arkadaşlarıyla yaşadığını anlattı. İlaç kullanmaya başlamıştı. Reçeteli ilaçlardı. Bir de bakmışsınız, depresyon ilaçları falan kullanıyor. Peki bu bir çocuğun aklını karıştırır mı? Tabii ki karıştırır. Tavrının değiştiğini fark ettim. Biraz belalı olduğunu düşünüyordu. Kevin 15 yaşındayken benim için çalışmaya başladı ve sahip olduğum en sert çalışanlardan biriydi. Çok iğrenç bir çocuktu. Ona benim için hiçbir şeyi yaptıramazdım. Sadece kendi istediğini yapardı. Dükkanın sahibi babam. Babanın olduğunu biliyorum ama yine de çalışmak zorundasın. Bunu yapmak zorundasın. Evet, Kevin Senior'ın küçük Kevin'ın kendisi için çalışmasını istediğini hissediyordum. Sanırım önünde sonunda bir gün işleri ona devretmek istiyordu. Ama neredeyse hepimiz o olmasaydı daha iyi olacağımızı düşünüyorduk. Bazen yaptığı şeyler bize daha fazla iş çıkarıyordu. Bu yüzden ona bazen kızıyorduk. Kesinlikle babam patron zihniyetine sahipti. Bize patronluk taslamaya çalıştı ve hepimiz ondan daha deneyimliydik. Temelde içeri girer ve sorumlu olmak isterdi ve şunu yapıyoruz ve bunu böyle yapıyoruz derdi. Ve bunlar Kevin Senior'ın istedikleri şeyler değildi. Bence Kevin'ın okuldan atılmaya devam etmesi, uyuşturucu, sigara ve içki kullanması ve yanlış insanlarla takılmasıyla ilgili bazı gerginlikler vardı. Ve bence bu babasını gerçekten sinirlendiriyordu ve incitiyordu. Biliyorsunuz, muhtemelen ona yardım etmeye çalışıyordu ve ona yardım etmeye çalışırken aklını kaçırmıştı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Ben senin babanım, ne olursa olsun burada olacağım. Bir şeyler kanıtlaması gerekiyordu çünkü bence o noktada Lee'nin küçük Kevin'i ona karşı doldurduğunu biliyordu. Beni taciz ediyor, o bir ayyaş dedi ve küçük Kevin buna inandı. Küçük Kevin'le ilgili sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bir noktada rehabilitasyona yatırıldı. Kardeşim küçük Kevin'in yetiştiği ortamdan endişe duyuyordu ve sonunda bu durum onun velayet için mücadele etmesine yol açtı ve sonunda Kevin velayeti aldı. Ve hepimiz bunun nasıl sonuçlandığını biliyoruz. Öldürüldü. Kevin Boyd Senior'ın öldürülmesinden 4 ay sonra. Lynn küçük Kevin'i öylesine hapsetmişti ki kimseyle konuşmasına izin vermiyordu. Ve bana göre eğer onu bir şey söylemekten alıkoyuyorsan o zaman bir şeyler saklıyorsun demektir. İşten ayrıldıktan sonra küçük Kevin'den bir telefon aldım. Dükkanı açıp çalışmamız gerektiğini falan filan söylüyordu. Yetki ondaymış gibi davranıyordu. Kevin'a dedim ki seninle takas yapacağım. Yalan makinesine girip geçersen sana istediğin kadar para veririm. Yaklaşık 10 dakika sonra telefon tekrar çaldı ve Lynn bana bağırıp çağırıyor. Çocuğuyla bir daha asla konuşmamamı söylüyordu. Ve ben bu kadın kafayı yemiş diye düşündüm. O zaman hem Kevin hem de Lynn'in bu işe dahil olduğu belliydi. Polis insanları bir araya toplayıp karakola götürüyordu. Olay yerinin fotoğraflarını ilk kez o zaman gördüm. Yersiz bir şey var mı diye sordular.
Ben de sigara izmariti dedim. Neden? Kevin sigara içmezdi. Nefret ederdi. Ve hepsi çok sert sigaralardı. Sert adam sigaraları. Küçük Kevin o zamanlar sert sigaralar içiyordu. Yine küçük Kevin'le konuşmayı çok istiyorduk. Ve artık 17 yaşındayım. Dolayısıyla onunla konuşmak için annesinden izin almak zorunda değildim. Ve sonra kanıtlarla yüzleştirildiğinde temelde ne yaptığını itiraf etti. Ortağım Kevin'a ne tür bir insan babanı öldürür diye sordu. Ve o da biraz alçak sesle ona bakıyorsun dedi. Onu durdurdum ve Kevin bana babanı öldürdüğünü mü söylüyorsun dedim. Ve o da evet dedi. Tutuklandığında üzerinde babasının kanı olan mobilyaların üzerinde oturması çok çılgıncaydı. Babasının dairesindeki mobilyaları saklamış. Kevin çok detaylı bir itirafta bulundu. Sadece katilin bilebileceği detaylar verdi. Dairesine gitti, annesiyle buluştu ve yukarı çıkıp pencereden içeri bakabildi ve babasının televizyon izlediğini gördü. Babasının uyuduğunu görene kadar kontrol etmeye devam etti. Ve o zaman içeri girmeye karar verdi. Dairenin kapısını anahtarıyla açmıştı. Annesinin beyzbol sopasını aldı. Ona gerçekten sert vurdu. Sonra babası ayağa kalktı. İyi bir darbe aldı. Yani dediğim gibi kafatası ezilmişti. Ama yine de ayağa kalktı. Beyzbol sopasıyla tekrar vuruldu. Yere düştü. Kevin, sonra ne oldu dedim. Bıçağı kullandım dedi. Ne demek bıçağı kullandım dedim. Delirdim dedi. 20'den fazla bıçak yarası vardı ve 20'sinin de ölümcül olduğunu düşünüyorum. Kevin'den kullandığı bıçağın resmini çizmesi istendi ve o da aradığımız türden bir bıçağın resmini çizdi. Ama bıçağı asla bulamadık. Sonuçta işletme iflas etti ve her şey satıldı. Taşınan son ekipman parçası bir kompresördü. Kompresörü kaldırdıklarında bir tişört düştü ve tişörtün içinde de bir bıçak vardı. Tişörtün Kevin'a ait olduğu düşünülüyordu. Ve bıçak Kevin'in resmiyle uyumluydu. Kevin'a bunu neden yaptığı birkaç kez soruldu. Cevabı bilmiyorum oldu. Ona özellikle bunun kimin fikri olduğunu sorduk ve annesinin fikri olduğunu söyledi. Bence Lin için her şey parayla ilgiliydi, açgözlülüktü. Lin boşanma anlaşmasının sona ermek üzere olduğunu biliyordu. Küçük Kevin 18 yaşına girecekti ve her şey sona ermek üzereydi. O da bunu biliyordu. Saltanatı bitiyordu. Nafakası sona erecekti. Onun için her şey parayla ilgiliydi. Bu yüzden sanırım Kevin'i buna ikna etti ve her ikisi için de para olacağını söyledi. Küçük Kevin ve annesi Lake Orion'da mütevazı bir dairede yaşayan babasının sahip olduğu bu işlerin milyonlarca dolar değerinde olduğuna kendilerini ikna etmişlerdi. Küçük Kevin'in kendinden olağanüstü milyoner olarak bahsettiğini duymuştum. Parasının olması hoşuna gidiyordu ve birçok insan onun etrafında takılıyordu. Çünkü onun zengin olduğunu düşünüyorlardı. Ve bir altın madenine sahip olduklarını düşünüyorlardı. Küçük Kevin ve annesi arasındaki dinamik bize nedenin bir kısmını sağladı. Lin, küçük Kevin'da babasına karşı bir nefret oluşturdu. Kevin saçmalamazdı. Katı biriydi ve küçük Kevin buna alışık değildi. Annesiyle her şeyi serbest bırakmaya alışkındı. Sanırım Kevin'in abime karşı isyan etmesinin ve yaramazlık yapmasının bununla çok ilgisi vardı. Küçük Kevin babasının küfürbaz olduğunu, sarhoş olduğunu, kendisini dövdüğünü söylerdi ki bence bu annesi tarafından uydurulmuş bir hikayeydi. Kevin, annesinin onu babasına karşı doldurmasından etkilenmiş ve gerekçe olarak kullanmıştır.
Dosyamda bir mektup var. Kevin diyor ki, babam bana hiç vurmadı. Annem bana vurdu. Herhangi bir fiziksel istismar olduğunu kanıtlayacak bir delil yoktu. Yani annenizin sizi babanıza karşı kışkırttığı ve şimdi de sizi cinayet işlemek için bir araç olarak kullandığı bir duruma düştünüz. Yani bir annenin bundan daha kötü bir şey yapabileceği bir senaryo düşünemiyorum. Polise verdikleri ifadeye göre 44 yaşındaki Lynn Louise Boyd ve 17 yaşındaki oğlu Kevin Jr. eski kocası Kevin Sr.'ın en sevdiği sandalyede uyuyakalmasını bekledi. İşte o zaman Boyd bir anahtar kullanarak daireye girdi. Lynn'in davası önce başladı. Şubat 1996'da duruşmaya çıktı. Lynn kocasının kafasına beyzbol sopasıyla birkaç kez vurduğunu söylüyor. Lynn'in duruşmadaki savunması, itirafının temelde sahte bir itiraf olduğunu ve cinayeti başka birinin büyük olasılıkla oğlunun işlediği yönündeydi. Kocandan nasıl bu kadar nefret edebildin? Yargıç Boyd'a bunu sordu. Söyleyecek hiçbir şey yoktu. Suçu küçük Kevin'a atmaya çalıştı. Bir keresinde bunu Julie Gray'in ikisinin yaptığını söylemişti. Ona gerçekten inanamazsınız. Çünkü başından beri asla doğruyu söylemedi. Julie'nin bu işe karışmadığından ve bize söylediklerinin doğru olduğundan oldukça emindik. Lynn'in davası önceden belli olan bir sonuçtu. O bir yetişkindi. Birinci derece cinayetten hüküm giydi. Birkaç hafta sonra şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç McDonald, adaletin ceza olduğunu, cinayetin ise kötülük olduğunu söylüyor. Bütün aileyi yok etti. Bir ailesi vardı, erkek kardeşim vardı, bir oğlu vardı. Artık geriye hiçbir şey kalmadı. Kevin mahkemeye çıktığında kanıtlar kendi sözleriyle, kendi sesiyle çıktı. Ancak mahkemede annesini tanık olarak çağırma kararı aldılar. Kadının tüm tutarsızlıklarına, tüm yalanlarına kapı açtılar ve bence kadının ifadesi onu daha çabuk mahkum etmelerine yardımcı oldu. Yargıç McDonald bu davada müebbet hapis cezası verdi. Evet, cezadan memnun kaldım. Ama bir tanesinin sonucundan memnun değilim. Kevin Boyd Jr. 25 yıl hapis cezasını çektikten sonra 2020 yılında serbest bırakıldı. Michigan'da yasa değişti. Zorunlu müebbet hapis cezasına çarptırılan gençler bir süre sonra serbest bırakılmak için dilekçe verebiliyordu. Onu hapisten çıkardıklarında oldukça şaşırmıştım. Açıkçası suçun ne kadar iğrenç olduğunu düşününce bunu beklemiyordum. 42 yaşındasın Kevin ve dışarı çıkıyorsun, tadını çıkar. Çünkü kardeşimin canını aldığın yaştasın. Sokakta yeniden bir erkek gibi yürüyor ama babası mezarda ve onu oraya koyan kendisi. Küçük Kevin, babasının onu ne kadar çok sevdiğini anlamadı. Eğer anlamış olsaydı, yaptıklarını asla yapmazdı. Asla. Yasal olarak ikisi de eşit derecede sorumlu. Ama ahlaki olarak Lynn çok daha kötü. Yani Lynn olmadan bunlar olmazdı. Bu fikrin Kevin'den çıktığını sanmıyorum. Kevin'in bunu gerçekleştirdiğini de sanmıyorum. Kevin'in bazı manipülatif davranışları vardı ama bunu annesinden öğrenmişti. Yani ipleri elinde tutan kişi annesiydi. Lynn onu öldürmesine yardım edecek birini bulacaktı çünkü onun ölmesini istiyordu. Ve sonra bir sonraki adımı atarak genç oğlunu işe dahil etti. O yaşa geldiğinizde rehberlik ararsınız. Bir tarafta çalışkan bir babası vardı, kuralları vardı ve ondan beklenen şeyler vardı. Annesinin evindeyken her şey serbestti ve ne isterse yapabilirdi. Kız arkadaşının evinde kal, içki iç, uyuşturucu kullan, ne istersen yap.
anne olmak istemedi. Ona doğruyu yanlışı öğretmek istemedi. Ve nihayetinde Kevin Senior bunun bedelini hayatıyla ödedi ve Kevin Junior da hayatının 25 ila 30 yılı boyunca bunun bedelini ödedi. Bakalım burada ne varmış böyle. Önce babanı geçmelisin. Küçük Kevin'in hayatının güzel geçtiğini düşünüyor muyum? Hayır. Lee'nin korkunç bir anne olduğunu düşünüyorum ama bu cinayet için bir sebep miydi? Sanırım çoğu annesine duyduğu öfkeden kaynaklanıyordu. Ona kötü davranan annesiydi. Onu tek başına bırakan oydu. Kin tutuyorum gerçekten. Sen burada kaya tırmanışı falan yaparken kardeşim hala toprak altında. Elbette bazı şeyler unutulur, devam edersin, kabullenirsin ama ben asla kabullenmeyeceğim. Öldürülmeden önceki gece soğuk içtik. Sabah görüşürüz dedim. Tamam dedi. Bir daha onu hiç görmedim. Cinayeti değil, kişiyi düşünüyorum. Kimseyi incitmeyen bu küçük havuç kafalı çocuğun nasıl bu hale geldiğini merak ediyorum. O bunu hak etmedi. Küçük Kevin ve Lynn onun hayatıydı. İkisini de çok severdi. Ama ona bunu kimin yaptığını gördüğünde ne düşündüğünü hayal bile edemiyorum. Olay başladığında bunu neden yapıyorsun demiş. Bence bıçak yaralarından ölmedi. Bunu ona kimin yaptığını gördüğünde kalbi kaldıramadığı için öldü.